Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun. Şükür ben de şöyle bir düzelteyim. Biraz böyle kayı gibi olmuş. Şöyle bir kendimi düzelteyim arkadaşlar. Şöyle güzel çıkayım karşınıza. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, huzur versin, mutluluk versin. Bizler yeni bir güne Bursa'da gözümüzü açtık. Bursa'dan bugün tekrar yine dayımın kızının yanına geldik. Kahvaltımızı orada yapacağız. Sizlere tekrar yayın yapıyorum. Bu güzel kız da bana bakıyor oradan doğru. Bu ne yapıyor diye. Evet arkadaşlar, dün akşam buraya geldik. Sen dün akşam burada biz var ya, o kadar hoş sohbet vardı ki abim diyor ki aslında onu çekecektik abisin diyor. Biz artık var ya gül şey böyle. Zaten biz önceden de izine geldiğimizde dayımın kızı evlenmeden önce biz hep mutlaka bir araya gelirdik. Artık sabahlar olmasındı yani. Yine dün burada gül bakalım gül. Damadımız da çok komik. Gerçekten çok güldürdü bize. O kadar güldü ki. Karnımın iç acıdı gülmekten. Otele gittik hala öyle. Biz otele gitmiştik. Onlar da çok kızlar bize niye oteli ayarladınız diye. Eşim de onların öyle yapacağını bildiği için otelin parasını da kartla önceden ödemesini yapmış. Ama gerçekten de hiç ya ben burada hani onları sıkmayalım diye. Yoksa ki biliyoruz. Şimdi sultanım çekindi misin? Allah razı olsun. Bak ne buldum. Teşekkür ediyorum. Kahve buldum değil mi? Dedim bir bak ne buldum diye eşim kahve bulmuş da garip seviniyor. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde günümüze başladık. Tekrar buraya kahvaltıya geldik. İnşallah burada birlikte beraber bir program yapabiliriz. Artık bugün köye mi çıkarız? Nereye bugün? Bu Bursa'nın işte Cumalı Kazık mıydı? Neydi o köylerine? Geçen sefer çıkmıştık. Bu sefer daha güzel böyle net çıkıp oraları gezmek istiyorum. Çünkü çok akşam üzereydi. Eşimle gittik ama doğru düzgün gezemeden geri gelmek zorunda kaldık. Çünkü karanlık çökmüştü. Bugün güzel bir gezeriz diye düşünüyoruz birlikte. Eğer onların da zamanları var. Varsa inşallah birlikte gezeriz. Çünkü onların da arabaları var arkadaşlar şimdi. Birlikte gitme şansımız olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kahvaltımız hazır. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Kızımız kahvaltıyı biraz hazırlamış. Daha şimdi içeriden birazı gelecek. Kızartmalarımızı yapıyor. Şöyle. Allah razı olsun. Eli bu dert bölmesi. Önemli olan güler yüz tatlı dil. Zaten dedim ya o kadar komik yaşı ki damadımız dersen acayip komik birisi güldürdü bizi dün akşam. Evet herkes balkonda mis gibi temiz hava. Ayto giydi bugün oranjları. Evet canım bugünkü eşim kahvesini içiyor adam çok mutlu oldu. Bugünkü turumda abicim her zamanki performansı yerinde. Dün akşam güle güle bir halimizi koymadı. Necdet odayı ayarlayın. Odayı ayarlayın derdinde. Abim de Aytan. Lobiyordu kız şurası lobideydi derdinde. Güzeldi otel. Allah aşkına. Bayağı güldürdü bizi. Adam oğlu yapmış oteli maşallah. Ben çok güldürdü bizi dalga geçiyor dalga. Kızım. Kızım. Otelin ismini vermek yok tabii ki. Yürü ben seni. Aşkım. Bir dahakine yer bulamaz. Sen demek benim telefonu aldım gördüm burada mı? Gülüyor. Arasaydın dün akşam birimizi hemen. Bunlar telefonu çekiyor. Gittiğiniz yolda telefon çekmiyor herhalde. Telefonlar ona çıkıyor. Yok yok. Şey, Allah Allah. Numara yoktu bizde. Yok inden çekmiyor. Evet, telefon çekmiyor. Çekmiyor çekmiyor. Aradık. Dün akşam aynı akşam çekelim. İnternette mi çekmiyor? Çekmedi. İnternette çekmiyor. Ay, arkadaşlar dün akşam dayımın kızının telefonunu almışım. Buradan Necdet'in telefonu da gitmiş. Sabah kahvaltı garanti almak için telefonu da gitmişler. Sabah getiririz diye. Aynen damadımız bak ne kadar biliyor. Bak bak bak. Ne dedin söyle. Sabah kahvaltı garanti almak için telefonu da alıp gitmişler. Siz varken şimdi kahvaltıya para mı verin buradan? Sen böyle istiyorsun, sen böyle gir ya. Çekil mi seni? Bu diyor akşamları bunlar kim acaba diyor. Tatlı kız, tatlı kız. Evet bu dayımın kızının tatlı kızı arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tatlı. Öyle bakıyor bana, öyle bakıyor bana. Ona bak şunu. O ne? Şöyle bunlar yenge. Bu da tatlı yenge. Günaydın da kız. Günaydın. İstanbul hanımefendisi çok gülmüşler. Ben öyle dedim ya sana. He. İstanbul hanımefendisi gibi. Asortik mi duruyor, sosyetik mi duruyor dedim ya. Çok gülmüşler yani. Günaydın ya. Bakın bugün. Ne yapalım? Al, şeyden çarşıdan, Bursa'dan çarşıdan bu turniyi aldı. Tabii ki bu turnikten önce bir siyah bir turniye takıldı. Abimle orada iyi bir zaten gül güler bir halimiz kalmadı.
O diyor o yakışmadı onu alma. O diyor alacağım. O diyor alma. Zaten vay dedim tam bir kabarık işleri vardı bunların ama neyse. Güzel bir gündü. Evet arkadaşlar dediğim gibi evlerinin olduğu yer çok güzel. Daha ilk geldiğinde demiştim. Böyle evin önünde fazla ev olmadığı için. Bakın böyle mahallesi bu şekilde. Çok güzel bu yer. Önünde de aynı bizim İstanbul'daki şey gibi bir park var. Yani burası kapanmayacak için çok iyiler yani. Dün akşam da dedim Allah yapanlardan razı olsun. Annemle babamdan da. Sağ olsun anneleri babaları burayı yapmışlar arkadaşlar. Etmişler. Çocuklarını bırakmışlar. Kendileri devreye gitmişler. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı ömürler versin inşallah. Değmemiş ama dedim. Allah sefa. Sefadan ne istiyorsun? Ben de ne istiyorum? Ekmeğimi yiyorum dün akşamdan beri. Haklı. Adamı haklı diyor. Ama şimdiki ekmeği eşim aldı. En ucuzunu aldı. İyisinden aldı dedim de. Fazla param yok dedi. Esas mı? Ekmek ekmektir yani. Dört çeşit ekmek var, en üstünü aldı. Allah senin bebeğin. İş giyin de ben üstüne dökülerim. Damadımız da çok komik gerçekten. Dün akşam diyoruz ki otele gidiyoruz diyoruz. O diyor ki burada kalın da otel parasını bize ver gidiyor. Gerçeği söyle. Ama var ya. Haklı. Kredi kartına çekmiyormuş her parayı. Haklı. Nakit aldı. Haklı. Hadi kredi kartını... Öyle şey yapmışlar yani tehdit de gibi yani gelmeyeceğimizi yani geleceğimizi garanti. Eğer oraya gitmesem dün akşam kredi kartlarını kaç çekecek? Arkadaşlar dediğim gibi böyle bir çekim yapayım sizlere o öz çekim. Bana zaten oraya var mı da mesaj yapayım. Dediğim gibi Bursa'ya hayranım, Bursa'yı da seviyorum İstanbul gibi. Kartı, burası da bir evliyalan şehir arkadaşlar. Nakit ödeyeceksin orada. Dün mesela Osman Gazi Türbesi'nin önünde duruyorduk. Bir tur geldi. Olsun. Turun rehberini biraz dinledik Ayten'le mesela değil mi? Rehberden dinlediğim zaman. Tabii. Buralara gelindiği zaman rehber olması lazım. Üzerine basa basa söylüyorum. Rehber olmayınca gittiğiniz yerden hiçbir şey anlamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Rehber olduğu zaman gittiğiniz yerin manasını ve maneviyatını daha güzel anlıyorsunuz. Ben bütün turlarda geldiğimde her yerleri rehberle dinlediğim için inanır mısınız? O kadar duygulandım, o kadar etkilendim ki. Dün camiye girdim, sağa sola baktım, namazımı kıldım, dua ettim, çıktım. Ama rehber anlattığı zaman çok farklı oluyor arkadaşlar. İnşallah bir takımda rehberimizi tutarız. Birlikte güzel, gezer gezer daha güzel bir anlamlı bir turumuz olur inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, buyurun. Bekleriz, sizler de bekleriz. Evet, buyurun arkadaşlar. Kapatıyoruz, şey, tamam hazırladık. Allah razı olsun dayının kızından, elleri bolları dert görmesin. Damadı da tabii ki. Afiyet olsun. Çok komik damadı var, çok güldürdü bizim akşam. Ya. O kadar güldü ki. İnanın mısın, otele gittim hala gülüyoruz yani. Var önce kız yapacağım ona. Onun şey diyor abi, sen ne demedin diye, sen aslında diye o masayı çekecektin diyor Sefa. Dün akşam diyor ki abi, sen aslında o masayı çekecektin dün akşam diyor. Çok. Çok güzel muhabbetli bir gündü gerçekten arkadaşlar. Çok güzel geçti elhamdülillah. Yine bu sabah da geldik buraya. Hatta Soygun'un telefonunu almışım ben. Necid'in telefonu da getirmişim. Sefa diyor ki kendiniz garantiye aldınız değil mi? Sabah gelelim diye diyor. Bize bize takılıyor da ama. Çok güzel gündü. Valla çok akıllı çok. Az diyorsun Fatma'mda kendini garantiye almak için telefonu aldın gideyim buradan diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ellerim bana tek vermesin Rabbim. İnşallah hacı sofrası evet. Eylesin inşallah. Evet arkadaşlar biz kahvaltımıza, çayımıza devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar yemeğimizi gittik, içtik. Bakın böyle girişte balkonlar da var çok güzel. Oturma yerleri var, evlerin önünde bahçeleri var. Şu anda biz artık vedalaşma zamanı gidiyoruz. Bak şurada ayva ağacı var. İncirden akşamdan beri o kadar incir yedik ki inanır mısınız? Allah dikenlerden razı olsun. İlgur dert görmesin. Akşamdan beri bundan belki 3 kilo incir yemişizdir yani. Damadımız toplamış. Bakın şu şey siyah üzüm şunlarda. Bunlardan da yedik tabii ki. Allah razı olsun dikenlerden, üzümlerden. Dediğim gibi arkadaşlar kendileri kendi evleri oldukları için böyle 3 katlı. Çok güzel. 3 evliler herkesin kendi dairesi. 3. katta bizim kızımız duruyor. Evet, böyle burada. Çok güzel bahçe içinde evleri. Allah güle güle oturmak nasip etsin arkadaşlar. Dediğim gibi burası çok güzel. Güzel bir yer. Vedalar, hüzünlüdür. Arkadaşlar. Düğün burada mı oldu sizin? Evet. Esas. Çok güzel burada. Aa. Bu park alanında burada. Ah sizi gidiler. Güzel olmuştur ama. Bu da bizim arabamız. Evet arabamız çok güzel. Güle güle bileyim.
Evet. Güle güle benim beyaz gelin gibi maşallah. Abim de gelemedi. Özel aradı. Özel. Güle güle. Hadi. İzin de olsun yedi de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kınalı Kazık köyündeyiz. Burası çok güzel. Çıkan senede göstermiştim size buraları ama o zaman çok akşam olmuşu çekememiştim. Burası Kınalı Kar filminin çevrildiği köy. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir güzellik. O filmde de hayran kalıyorduk zaten. Ayten bak yukarılara. Her yerde oturma yerleri. Çok güzel, muhteşem. Bizim çıkan sınavı bulamadım bize. Necid orası bak. Muhteşem bir görünüm. Böyle yukarı arabayla çıkılmıyor. Birle çıkıyoruz. Abicim her zamanki gibi resimleri çekiyor. Her yerde gözlemeydi, çaydı, oturma yerleri. Köyün içi böyle arkadaşlar. Evler tarihi. Hiç bozulmamış. O filmin zaten biz hayranıyız. Seve seve bakmıştık. Ne var diyor? Tamam, teşekkür ederiz. Daha yeni girdik. Nereye gittik? Teşekkür ederim. Daha yeni girdik arkadaşlar. Oturma yeri. Sen herkese cevap verirsin abi. Nereye gidiyorsun? Bakın hala çilekler. Allah'ım kestane. Abi kestane. Hastaneye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kahve içme yeri. Gözleme kahve her şey var. Kahvaltı. Kenan'la biz de aboneli olduk. Hı hı. O kadar güzel ki arkadaşlar her yer. Böyle üzüm bağları, evler tarihi zaten. Hiç bozulmamış bir yerleri. Gördüğünüz gibi. Çiçekler, bahçe, ıhlama, kiraz ağaçları. Hı hı. Hoş bulduk. Biraz çekelim. Oh. Merhaba. Merhaba. Abim hanımıyla bulmuşlar bir kışı zavallıcıkla. Çok güzel yer. Harika bir yer. Dedim beğendin değil mi? Harika bir yer. Mükemmel. Aynen gerçekten abi. Köy dedim böyle olacak. He? Köy dedim böyle olacak. Aynen. Mükemmel. Gerçekten. Mükemmel bir yer. Maske mükemmel. Maske açık alan efendim. Maske. Bana kimle ceza yazamam. Maske siz içeri girmeyin. Öyle mi? Takayım bari. Resim çekimi çıkardım. Evet tamam. Kızım benzin ama var. Burası dağcı. Kontrol geldiyse 9'lardan 1800'e atarayım. Arkadaşlar bütün her yer meyve ağacı, oturma yerleri. Bakın orada çardak gibi yer de var. Yiyemedin parayı dersin. Ona kadar. Değil mi? Şu şekilde bak çok güzel. Burada bile var. Bunu Almanya'da benim de var bunlar. Bakın köylü kardeşlerimiz orada bir şey yapıyorlar. Hemen abone oluyor. Çay içelim biraz. Ben çay içeceğim. Ben çay içerim. Söylesene Necdet. Nereye oturalım Necdet? Evet arkadaşlar burada bir dinleyelim. Çay içip köyün içine gezeceğiz. Bugün yine yoğun olacak. İnşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar köy muhteşem. Her yerde böyle renkli renkli şalvarlar satıyorlar. Tabii ki bir tane alacağım. Gerçekten muhteşem. Şöyle bakar mısınız? Aşağıdan yukarı köyün içinden böyle küçük bir su geliyor. Zaten Emrah'ın filminde de çok beğeniyorduk burayı böyle. Abimle yengem yukarı doğru çıkıyor. Ama böyle yerlerde de insan birileriyle güzel oluyor arkadaşlar. Abi o ev işte. Kınalı Kar'ın çekildiği konak. Evet. Kınalı Kar filmi çekildiği konakmış arkadaşlar.
Tabii ki buralar hep tarihi eski evler. Muhteşem bir mimariye sahip, inanır mısınız? Necdet daha ileri gitmedik. Biraz ileri gidelim mi? Yukarı çıkamamıştık. Ama muhteşem bir yer. Bakın o film çevrilen konak bu. Kınalı karın çekildiği konak. Bakın arkadaşlar, yukarıdan doğru böyle bu yoldan gidiliyordu. O şimdi çıktığımız konak. Kınalı karın çekildiği konak yazmışlar zaten. Şu da yine o filmden. Bakın burası tam köyün içi. Şurada bir dibek var. Şöyle şurada bir item var. Oturuyor. Şurada yine böyle bir posu oldu herhalde arkadaşlar. Biz anca çöp atarız böyle yerlere. Başka bir şey değil. Şu da yine büyük tahtadan bir soğulu bu. Arkadaşlar hep köyün içi bu şekilde. Herkes köydeki evi bu şekilde filmin çekildiği ev yazmışlar yine. Filmlerin çekildiği evler yine. Bu kimin evi acaba? Hep bütün evler bu şekilde arkadaşlar. Burada Mihriban filmin çekildiği ev yazmışlar. Zaten çok film. Şurası da var filmlerde. Bakın gel gelip çekin. Neresi? Şu taraf mı? Şu şekil herhalde olmuş. He tamam. Çok uzak mı orası? Tamam. Burada her yer çok güzel. Gerçi biz o zaman geldiğimizde bu kadar gezememiştik. Madem başka bir yere gitmeyeceğiz Necdet. Geç kaldık ya o zaman. Hı hı. Gerçekten muhteşem bir yer, mis gibi. Ayto geliyor mu? Bakın bu da film çekilen yeriymiş yine. Bakın o kadar masmavi. Çok güzel bir renk olmuş bu da. Bu acaba kimin evi o filmde? Böyle bir ev vardı aslında mavi gelen de. Bakar mısınız şuraları böyle konak gibi şey yapmışlar. Geliyoruz abi. Bakın böyle. Bakın burası yine böyle tarih kokuyor her taraf arkadaşlar. Bakar mısınız? Şuraların güzelliğini. Allah'ım. Her tarafı güzel. Aynı güzel yapmışlar her yeri. Ayto. Şuraların güzelliğine bak. Bu film de film. Burası da film içindeymiş. Hangi ev? Kimin eviydi ki bu acaba? Unuttum çoğu şeylerin o filmi ben ya. Sadece o şey konu hatırlayayım yalnız. Çok oldu çünkü. Evet arkadaşlar. Aa, farklı bir yere geldik. İnanır mısınız köyün içinde? Allah'ım cennet gibi. Teyzeme bak. Bak teyzem bir şey getiriyor. Ece şu dikkat et bir süper ol. Oh. Allah'ım. Neler yapmışlar ya. Allah'a billahi ağzım açık aldım. Şavır aldım Aytun. Oh. Allah'ım bu nasıl bir yer ya. Arabaya bakar mısın? Arkadaşlar sana söyleyeyim çok güzel bir yer ya. Ayta bin. Oh. Ayta'ya baksana. Abi. Abi. Gelin burada. Abi. Resim çek. Ben şey çekiyorum, ben resimci değilim. Ben şu an video çekiyorum. Resim çekenler çeksin. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Şu suyun kenarına güzel bir havuz gibi yer yapmışlar. Bakın böyle bir yel değirmeni gibiydi. Ha bu böyle su taşıyor böyle. He. Şu an suyu azalmış ama mükemmel bir yer. Allah'ım. Laz müziğimiz çalıyor. Allah'ım şu evin güzelliğine bakar mısınız? Kenarındaki meyvelerin güzelliğine. Burası nasıl bir yer? Cennet gibi ya. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Manzaraya. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Trabzonlar. Oo, küresel satış reyonu. Oo. Burada daha güzel değil mi? Evet. Şuradan çekiyorsun. Allah'ım Allah'ım. Ne diyor? Yukarı çıkın diyor. Şöyle bir bakalım. Ayça burada çay içelim gel. Tamam. Biraz bir bakalım istersen manzarayı da açayım. Çekeceğim zaten. Bunlar ne?
konser mi? Onlar kendi yaptığımız reçellerimiz. Reçeller. Kendi üretimimiz. Tamamen kendimiz yapıyoruz. Yukarıda kazanlarımız duruyor. Satıyorsunuz değil mi? Satıyoruz helal hanımefendi. Olsun, ne kadar onların büyük kavanozlar? İsterseniz göndereyim abim, yardımcı olsun size. Şenol Bey. Ha, tamam. Çıkışta şey yaparsın. Aynen öyle, çıkışta sorarız. Arkadaşlar mükemmel bir yer ya. Bakar mısınız? Manzaraya bakar mısınız? Hiç havasının şeyi değişmeden bakın, Bursa aşağıda. Buralar böyle çam ağacı, nazar boncuğu takmışlar. Filmde oydu ya, nazarı nazar boncuğu. Bu kadar yemese olacak yerde açıp. Şuraya bakar mısınız şöyle. Dolma da var mı dolma? Var mı abla? Kahvaltı da var istersen. Tabak hazırlattırabiliriz. Kahvaltı derken normal dolmayı diyor. Dolma, dolma. Yemek olarak dolma mı? Evet. Dolma biber. Dolma biber yok. Dolma biber değil. Sarma, sarma. Sarma var. Bize sarma dedi. Tamam, sarma. Sarma var. Ay Allah. Evet arkadaşlar. Kınalı Kar filminin çekildiği konak. İçi. İçi arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıyoruz terasa. Ama her biri ayrı bir tarih. Bakar mısınız? Ne kadar güzel eski evler, camlar. Allah'ım ya Rabbi, her yerde bir tarih var arkadaşlar. Camların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Orası biraz karanlık. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bütün tarih var burada. Her şey var burada. Geliyor. Abi bak şu. Sarma şeyi. Bu da kralın sandığı. Hazine dolu. Altına güneş. Evet, altınlar geliyor. Mendil dolu. Altın dolu. Aman ne güzel, ne kaçıyor. Şuraya nasıl bakar mısınız arkadaşlar? Antika köşesi. Bütün antika köşesi. Daha eski dolaplar vardı. Ay o dolaplar. Bakın film çevrilen sahneler. Film çekilen, film çevrildiği yerler. Şöyle. Evet, çıkıyoruz yukarı. Tam şimdi şu anda yukarıda vardı ya oturma yerleri. Orası arkadaşlar. Çıkıyoruz. Tabii ki şimdi böyle oturma yerleri yapılmış. Ay çok güzel her yer. Bakar mısınız buradan doğru manzaraya? Evet. Çok güzel. Şöyle herkes evinin kenarını değerlendirmiş. Burası oturma yerleri. Evet. Her şey bu. Halı kim bilir ne zaman halısı bu halı. O kadar güzel renk alıcı ki baksanıza. Burası, burada komple bir oturma yeriydi. Şurada bir oturma yerleri vardı. Genelde burada oturuyorlardı o filmde. Filme tekrar bir geri bakasım geldi. Üst tavanlara falan bakar mısınız? O kadar güzel mimari. Eski tahtayla döşenmiş. Tabii ki şimdi her yer restoran olmuş arkadaşlar. Herkes bir şeyler yap kendi adına. Restoran şeklinde buraları böyle kullanıyor. Bakın ta önceden. Abi Diren miydi şu? Diren evet. Yaba. Bunları yaba evet harman şeyleri. Yalak. Bu oluk. Yalak. Burası da şey arkadaşlar. Normalde ocak burası bakın. Ocak kullanılırdı. Önceden köylerde bizim de vardı. Orayı iptal etmişler. Böyle model gibi bırakmışlar. Şurası yine böyle. Sergen gibi böyle. Antika ise. Hepsi her söyle yer bir antika yani. Arkadaşlar. O kadar güzel. Samimi söylüyorum. Düzgün çeker. Evet. Sürahi. Evet. İbrikler. Tekrar bir ibrik. Şu da şey ateş işe de körük. Evet. Şu kaşı da bak. Bu da ateş yapımı körük. Körük evet. Bu da Elvis Presley'nin sazı. Elvis Presley'nin sazı diyor. Evet böyle bu taraftan geçme yeri de var. Herkes inanır mısınız? Bu kadar güzel kullanışını yapmışlar ki her yeri. Bakın buradan bu tarafa geçebiliyorsunuz. Bir evin çatısı bu düşünün. Şuralar böyle boş araziler. Her yerde meyve ağacı. Görebildiğiniz kadar. Buralarda komple yine oturma yerleri. Burası tam o filmin çevrildiği konak arkadaşlar. Geçen sefer geldiğimizde dedim ya çok geç geldik. Hiçbir yer çekememiştim ben sizlere. Her yere oturma yeri yapmışlar böyle. Bakın. Filmin çevrildiği konak şöyle bir bakayım şöyle. Evet muhteşem. Şurada hep bir kararlar alınıyordu. Atrafta şöyle görünüyordu. Şu kapıdan da çıkılıyordu.
O filme severek izliyorduk biz. Çok güzel bir filmdi. O filmle de zaten ünlü oldu burası arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Her taraf burada bakın. Şu kapıydı. Çok bu kapıda bu kapıyı çok baktık filmde. Burası böyle aşağıdan bir bağırılıyordu. Aşağıdan yukarı Hazal'ın diye nazarları nazar diye. Bakın burada burası orası yani. Çok güzel yerler. Allah'ım inşallah böyle tarihi yerlerimiz hep kalsın arkadaşlar. Tarihimiz kaybolmasın hiçbir zaman. Tabii ki burada her yerde bir oda var. Odalar var evet. Her yer odalar yine. Hep restoran şeklinde alınmış. Yine böyle. Orası şato odası mı? Orası normal yer sofrası. Evet tamam. Yine böyle restoran aynen evler bu şekilde. Arkadaşlar şu camdan içeri çekeceğim. Camdan hangi manzara var burada görmek istiyorum. Bakar mısınız? Hiçbir yeri kaybolmadan daha Bursa'nın daha aşağıları etekleri gözüyor. Karşı taraf o kadar bakın mis gibi temiz hava. Hiç kimsenin evi bir kimsenin evini kapatmamış. Halen temiz hava geliyor bu camların. Tarihlerine bakar mısınız? Aynen eski tahta camlar duruyorlar. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Burası da böyle. Oradaki hemen zincir, evet çok özellikli ve çok harika bir zincir arkadaşlar. Her şey bir çekim yapıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ay. Karakoçlu. Senin gelin nereden Fatma? Bizimki Kapatma. Öyle mi? Nizamlı adam. Evet arkadaşlar burası da bakar mısınız burada ayrı bir bölüm evin. Allah'ım bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız koca evi böyle yatar sedirli o kadar güzel bir hale getirmişler ki her yerde bir soba var. Çok güzelmiş. Bizim masada boş yer oturduk. Allah. Ev ortamı değil mi? Evet. Oturabiliyoruz mu ya istediğimiz yere? Bir daha da yere oturduk. Evet. Tam onlar da oturuyorlar orada. Çalışan değil oturuyor. Çok güzel. Bak aynı. Ortam güzel. El köy ortamı. Safranbolu çok andırıyor. Evet arkadaşlar biz böyle küçük bir yere geldik. Her yere girdik çıktık. Pek hijyen konusu şey diye. Böyle bakar mısınız? Küçücük bir yer böyle. Oturduk buraya. Şimdi burada köylü yöresel yemeklerden mantığı, dolma, isteyen istediğini aldı arkadaşlar. Gözlemeler var çeşit çeşit. Bakar mısınız? Her yerde herkesin evinin bahçesinde, arka yerlerinde böyle güzel yerler var. Herkes değerlendirmiş. Muhteşem bir yer. Bakın bu alt tarafta da böyle bir oturma yeri var. Çok güzel çiçekler. Ve böyle her teras yapılmış. Bu teraslar küçük küçük hep çok güzel kullanılmaya verimli olmuş arkadaşlar. Burası hap bir yer. Şuradan çıkıyorsunuz. Şöyle şurada iki tane masa atmışlar. Aşağıda yemek için. Orada yiyor. Burası da bakar mısınız yine tekrar tarihi bir teras gibi bir yer. O tarafta ayrı bir bölüm. Yani bir evin içine Adanze'ye oturup yemek yiyecek yer yapmışlar. Burası da bakar mısınız yine odalar. Odalar da böyle bu şekilde bakın. Aslında köy evi bunlar. İnanır mısınız yaşayacak yerlere bakın duvarlara. Tafanlar, tahta. Şurada bir de köy sobası. Biz uğraşıyoruz o kadar böyle şeyle. Nesini soruyorsun arkadaşlar bakın. Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Tahtalar böyle. Camlar böyle.
buradan dışarısı. Burada insanlar muhtemelen önceden neler yaşamıştır. Bakar mısınız evlerin güzelliğine? Neler yaşamıştır, neler geçmiştir buralarda. Şöyle şurada oturuyormuştu. Onun üzerine o gelen geçeni seyrediyormuştur. Burada yaşayan kardeşlerimiz. Bakın dediğim gibi her yeri şey yapmışlar arkadaşlar. Muhteşem olmuş. Sobamız da burada. Her yer tarih. Burada çok güzel yaşanır. Bakın buralar böyle teras gibi yapılmış. Dediğim gibi. Yine tekrar güzeller. Her yer kullanacak bir halde kapatılmış. Mükemmel bir yer. Arkadaşlar bugün çok çekim yaptım. Burada inanır mısınız? Fahriye sen burada vlog çek. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Aynı yerdeyiz yine. Tekrar burası da böyle çardak gibi bir yer. O kadar mükemmel ki bahçe içinde böyle her yer çok güzel. Bakın arkadaşlar her yer meyve. Şuranın güzelliğine bakın. Her yer meyve ağacı. İncir ağacı, kiraz ağacı. Çünkü burası şurada bir armut mu ne Allah'ım ya. O kadar çok ki yıkılıyor abi ağacı. Şuraya gelsene baksana hele. Bir dakika dur. Her taraf yemyeşil arkadaşlar gerçekten. Bursa, yeşil Bursa. Şöyle kapatalım. Evet boydan boy. O kadar güzel ki. Demek ki kışın file kullanıyorlar burayı. Bakın şurada güzel bir kuzene var. Demek ki kışın burayı yakıyorlar. Ne kadar güzel. Koyadı böyle bir yer yapıp kuzene de burada. Abi ne gibi salak rüzgar diyor. Ha yatacak yerde sedir üzerine bir yorgan yastık. Arkadaşlar gerçekten çok mükemmel. Bakın sedir böyle. 3 tane de sofra koymuşlar. Hiç kaldırman gerek yok. Tam köyde bizim kalabalık kullanacağımız bir şey. Samimi söylüyorum aynen öyle. Hiç içeri girmeye gerek yok. Şöyle şu bu köşeye de bir mutfak yap. Burada ye, iç, otur kaldı. Hiç. Boşuna o kadar masraf ediyoruz. Bir sürü bir işe yaradı da yok. Yani koltuk takımıymış, oymuş. Hiç gerek var mı? Bakar mısınız? Abim oturdu kaldı orada. Keyif. Renkleri de ne kadar hoş. Bakar mısınız? Güzel, tam serin renk. Samimi söylüyorum bu kadar güzel. Abi bana bir... Evet sevgili takipçilerim, dün akşam ben vlogu kapatamadım sevgili arkadaşlar. Çünkü biz dün akşam normalde gelirken planımız Bursa'dan geze geze, Yalova'dan o taraflardan geze geze niyetimiz. Gelirken de Düzce'de dayımın oğlu var, niyetimiz oraya uğramaktı. Ama maalesef navigasyonla eşimin arasındaki tartışma sonucu. Ayten. Bak navigasyonla eşimin tartışma sonucu. Evet. Navigasyon ve eşimin tartışma sonucu yolu biraz sapıttık. O sapıttığımız yol bizi yaklaşık 2 saate yakın bir gezdirdi. Yani biz tekrar geri dönmüş, oradan tekrar geri gelmiş olduk. 2 saat bir kaybımız oldu. Yani Düzce'den gece saat 11 falan herhalde belki geçtiğimizde. Düzce'den. Tabii ki gelip de Düzce'den döndüğümüzde gece saat 11'de arkadaşlar. Yani yolu bayağı gezdik. Necdet otobanda çıkmadı şehir arası giderim diye. Navigasyon şu taraftan gidiyor, Necdet o taraftan gidiyor. Navigasyon şöyle gidiyor, Necdet sindirmece böyle gideceğim dedi. Ne navigasyon Necdet değil dedi, ne Necdet navigasyon değil dedi. Ve biz 2 saat gezmiş olduk. Onun şeyinde dayımın oğlunu uğrayamadık. Onlar da aslında bizi bekliyorlardı. Hatice beni izliyorsan. Abim de telefonda anlatamadı şimdi. Yolu kaybettik. Biz böyle böyle olduk diyemedi. Gece saat 11'i geçmişti. Düzce'den geçtiğimizde normalde planımıza göre eğer otobandan gelseydi saat 9 gibi Düzce'de olacaktık. Dayımın oğluna bir saat oturup bir çay içip oradan kalkıp buraya gelecektik. Saat işte 12.30 falan gibi de Zonguldak'ta oluruz diye hesap ettik ama her zaman dediğim gibi evdeki hesap çarşı uymuyor arkadaşlar. Neyse uzatmayayım. Kapanışımı yapamamıştım. Çok teşekkür ediyorum gelen yorumlara. Hatta şu anda telefonum aküsü bitti. Onu da valizden çıkarıp da takmadım da. Biz artık gece saat 1'de Zonguldak'a geldiğimizde artık Zonguldak çaycıma gitmedik. Burada kaldık arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağız ve artık çaycıma gideceğiz. Artık ben o kadar yoruldum ki inanır mısın? Çok yorgunum yani. Bir kapanışım yapayım dedim sevgili arkadaşlar. Bana gelen yorumların, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ara sizlere cevap veremiyorum. Kusura bakmayın ne olur. İnanır mısınız vakitsizliğimden? Bir de şimdi
burada arabada gezerken kayınpederimin arabası biraz şey bir araba, hani böyle kütür kütür ediyor böyle, hani yolculuk yaparken normal bir arabada olsa ben size yolda giderken de bir şeyler yazabilirim ama gerçekten onda yazmak biraz zor. Çünkü böyle bir sirkeleme durumu oluyor sürekli. Zaten ondan çok yorulduk ama Allah razı olsun yine onun sayesinde gezdik yani. Olmasa hiçbir yere gidemeyecektik. Gezdiğimiz, kerttiğimiz yerler çok güzeldi. Her yerden muhteşem bir anılarla ayrıldık. Arkadaşlar inşallah yeni vloglarda gittiğimiz yeni yerlerde buluşmak niyetiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın sevgili takipçilerim.